Herkese merhaba. Bir kitap alışverişi videosu ile karşınıza geldim. Biraz gecikmiş bir video oldu. Yaklaşık 3 hafta önce yaptığım bir alışverişti. Oturduğumuz yerde açılan bir kitapçıyı fark ettik. Daha yeni raflar işte monte ediliyordu. Yeni yeni kitaplar geliyordu. Bir hayırlı olsun için uğradık aslında. Ondan sonra uğramışken de orada kitapları tabii ki görünce dayanamadık. Bizde olmayan kitapları kitaplığımıza eklemek için satın aldık. Yine aynı hafta bir sahaf alışverişim oldu. Bundan öncesinde bir sahaf alışverişi videosu paylaşmıştım. Ondan sonra tekrar bir tane daha sahaf alışverişi yaptım. Oradan da güzel kitaplar aldım. Şimdi bu kitapları sizle paylaşmak istiyorum. Aralarında okuduğunuz kitaplar varsa kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Ben de okuma listelerimi yaparken sizlerin kıymetli önerilerine göre kitapları ön sıraya alıyorum. Daha böyle dolu dolu, verimli, heyecanlı okuma listeleri hazırlamaya çalışıyorum. O zaman bakalım ben hangi kitapları almışım. İlk önce sahaftan aldığım kitaplarla başlamak istiyorum. Çünkü beni çok heyecanlandıran kitapları aldım sahaftan. Evet, başlıyoruz. İlk olarak İhsan Oktay Anar'dan iki tane kitap aldım. Amat ve Kitab-ül Hiyal kitaplarını aldım. Kapakları farklı görünebilir size. Şu an daha farklı kapak tasarımlarıyla basılıyor. İletişim Yayınlarından İhsan Oktay Anar'ın kitaplarını bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben yazarı çok seviyorum. Puslu Kıtalar Atlası ile tanışmıştım yazarla. Sonrasında Suskunlar kitabıyla devam etti yolculuğum. Bu iki kitabı için de çok heyecanlanıyorum. Amat kitabını okumaya başladım. Bitirince yorumlarımı paylaşacağım. Daha çok başlardayım ama İhsan Oktay Anar'ın kalemi gerçekten çok güçlü. Yazdığı metinler çok güçlü. Böyle insan zihnini zorlayan bir sanki zaman kapısı açıp farklı bir paralel evrene sizi götüren satırlarla buluşturuyor okurlarını. Sonrasında Metis Edebiyat'tan Bilge Karasu'nun Göçmüş Kediler Bahçesi isimli öykü kitabını aldım. Bilge Karasu'nun öykülerinden oluşan bir kitap. Yazarı zaten çok seviyorum. Pek çok kitabını okudum. Bu kitabı da görünce sahafta kitaplığıma eklemek istedim. Ve Joseph Conrad Ölüm Seferi ve Karanlığın Yüreği kitaplarını aldım. Bunların baskısı var mı bilmiyorum. Karanlığın Yüreği'nin baskısı var şu anda ama Ölüm Seferi'nin baskısı olup olmadığını bilmiyorum. Lord Jim kitabıyla tanışmıştım Joseph Conrad'le. Size bahsetmiştim. Hatta İz Bırakan Kitaplar videomda bahsetmiştim. Çok severek okudum yazarı. Bu iki kitabıyla ilgili de çok güzel yazılar okudum. Çok merak ettiğim iki kitaptı. Görünce de almak, kitaplığıma eklemek istedim. Aralarında okuduklarınız varsa bana yazmayı lütfen unutmayın. Ve sonrasında şu an baskısı yok bildiğim kadarıyla. Doris Lessing'in Cehenneme İniş İçin Açıklama kitabı. Bu kitabı alır almaz okudum. Çok farklıydı, çok keyifle okudum. Çünkü hem mitoloji vardı, hem felsefe vardı, hem dinler vardı içerisinde. Hafızasını kaybetmiş bir adamın bir nehir kenarında bulunup hastaneye kaldırılmasıyla başlayan bir kurgu. Ve sonra bu hastanın, bu adamın bölük pörçük hafızasını kazanmaya başlaması ama anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürmesi. Çünkü anlattıkları çok farklı şeyler. Sırlarla dolu şeyler, öyle söyleyeyim size ama adım adım ilerledikçe aslında bir iç yolculuk olduğunu fark ediyorsunuz. Kendinize dönüş olduğunu fark ediyorsunuz. Karakter hafızasını kazanmaya başladıkça siz de kendi içinizde daha derinlere sanki bir yolculuk yapıyorsunuz. Cehenneme iniş için açıklama sahaflarda bulabilirsiniz. Eğer bulursanız mutlaka okuma listenize ekleyin. Ve bir deneme kitabı İhsan Özgen Sanatı Yaşamak.
Deneme okumayı yine çok seviyorum biliyorsunuz ve deneme kitapları gördüğüm zaman hemen alıp eklemek istiyorum. Çünkü deneme kitapları tecrübe dolu kitaplar, yaşanmışlık dolu kitaplar. Bir şeyler söylemeye, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Onun için çok kıymet veriyorum. İhsan Özge'nin de Sanatı Yaşamak isimli deneme kitabını ertelemeden okumayı düşünüyorum. Evet, bahsettiğim gibi oturduğumuz yere çok yakın bir kitapçı açıldı. Şimdi oradan aldığım kitapları paylaşayım sizinle. Öncelikle olarak Mihail Lermontov'un Tek romanından bahsetmek istiyorum. Rus edebiyatının başyapıtlarından bir tanesi kabul ediliyor bu kitap ve yazarın tek romanı 19. yüzyıl Rus edebiyatının en iyi şairleri arasında kabul görmüş. 27 yaşında bir düelloda hayatını kaybetmiş ve işte onun tek romanı zamanımızın bir kahramanı. Gerçekten çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Ertelemeden de okumayı düşünüyorum. Sonrasında yine böyle beyaz kapaklı can klasiklerini görünce dayanamıyorum. Bende olmayan kitapları tamamlamaya çalışıyorum. Pierre Loti, İzlanda Balıkçısı. Yine sanırım okumuştum ben bu kitabı ama tekrar okumak, tekrar hatırlamak benim için çok daha verimli oluyor. Biliyorsunuz ben kitapları tekrar tekrar okumayı seven bir kitap okuruyum. Böyle bir kere okuduktan sonra kenara kaldırıp okudum demekten hoşlanmıyorum. Okuma şeklim o kitaplar arasında tekrar tekrar yol almak, satırları okumak, etkilendiğim yerleri tekrar okumak, üzerine düşünmek. Bu bana daha verimli geliyor. İzlanda Balıkçısı da bu şekilde okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacaktır. Ve Maxim Gorki, Mujik. Gorki okumayı seviyorum zaten. Onun 3 tane kitaptan oluşan bir hayat öyküsü var biliyorsunuz, otobiyografisi var. Onu okuduktan sonra Gorki'yi daha iyi tanıdığımı hissettikten sonra onun yazdıkları da benim için çok daha önemli bir hale geldi. Mujik kitabını da keyifle okuyacağıma inanıyorum. Eğer aranızda okuyanlar varsa lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve sonrasında yine Can Yayınları Jack London Adem'den Önce. Bu kitapta sizden gelen bir öneriydi. Kitapçıda gezerken görünce hemen almak istedim. Sevgili Seda önermişti bana. Çok sevdiğinden bahsetmişti. Ben de onun önerisiyle aldım ve gerçekten alır almaz yine okuduğum bir kitap oldu. Jack London'ın diğer kitaplarından daha farklı tarzda yazılmış bir kitap ve mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Çünkü bilinçaltına bir yolculuk, kolektif bilinçaltımıza bir yolculuk. Çok değişikti. Bir belgesel gibiydi aynı zamanda ama günümüz yaşadıklarımızı o kolektif bilinçaltından gelen tepkilere göre aslında değerlendirdiğimiz, böyle çok geçmiş yıllara gittiğimiz, hiç bilmediğimiz atalarımızdan bize kalmış özelliklerimizi fark ettiğimiz kitaplardan bir tanesiydi. Üzerine detaylı konuşulacak bir kitap. Onun için ay sonu okuduklarım videosunda daha detaylı bahsetmeye çalışacağım ama çok keyifli okudum. Herkese de önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Ve yine çok severek okuduğum bir kitap. Ben işte size bahsettiğim gibi bu videoyu paylaşmakta biraz geciktim. Alışverişi çok önce yaptım ve bu süreç içinde de ara ara bu kitapları alıp okudum. Bir sevgi öyküsü, Susana Tamaro, Luisito. İnanılmazdı. Sevmenin ne demek olduğunu, sevginin ne kadar önemli olduğunu bir papağanla yaşlı bir kadın arasındaki o bağı görünce daha iyi anladım. Aslında daha iyi anlamak değil. Sevgi hep var. Sevgiyi hep hissetmemiz lazım ama herhalde böyle bu zamanın biraz daha hızlı hissedilmesiyle, hızlı akmasını hissettiğimiz bu zamanlarda her şey karma karışık. İşte sosyal medya bizi oyalayacak o kadar çok şey varken kendi içimize yaptığımız yolculukları ihmal ediyoruz.
daha arka plana atıyoruz ama bu kitaplar bize hayatta daha önemli ve bambaşka duyguların olduğunu tekrar hatırlatıyor, öğretiyor demek istemiyorum çünkü hepimizin içinde aslında hatırlıyoruz bazı duyguları. Sevmeyi, sevmenin önemini, sevginin iyileştirici gücünü bir papağandan ve işte onu sahiplenen yaşlı, yalnız bir kadın üzerinden okuyoruz. Sıcacık bir öyküydü. Lütfen bulursanız bu kitabı okuyun. Okuma listelerinize ekleyin. Çünkü tek bir kere değil ama ne zaman kendinizi biraz kötü, yalnız hissetseniz elinize alıp böyle sıcacık bir öyküyle tekrar motive olacağınız kitaplardan bir tanesi. Evet, bu bahsettiğim kitapçıda ilgi kültür sanat klasiklerinin ayrı bir standı vardı. Ayrı bir stand açmış yayın evi oraya ve pek çok kitap vardı. Ben de oradan hem böyle yayın eviyle tanışmak için hem de bende olmayan kitapları almak istedim. Edgar Allan Poe'nun kitaplarını görünce de aldım. Edgar Allan Poe'nun aslında bende İletişim Yayınları'ndan iki cilt halinde öyküleri var. Çok severek okuyorum. Açıp açıp okuduğum öyküler ama şimdi şu şekilde iki tane kitabını göstereyim size. Bir Kudüs Öyküsü ve Kuzgun kitaplarını aldım. Bakalım nasıl olacak bu yolculuklar. İlgi Kültür Sanat yayınlarıyla da tanışmış olacağım. Sonrasında Schopenhauer Aşkın Metafiziği ve Oscar Wilde Mutlu Prens kitaplarını görünce almak istedim. Mutlu Prens kitabı yine başka bir yayın evinden var bende ama belki karşılaştırmalı da okuruz bilmiyorum. Çok sevilen bir kitap. Herkesin böyle çok severek okuduğunu, çok güzel yorumlarla paylaştığını çok defa gördüm. Bakalım nasıl olacak. Ve sonrasında Kelile ve Dimne, Beydaba. Bu çok ilginç bir kitaptı. Fable tarzında yazılmış bir kitaptı. Ve Doğu Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden bir tanesi kabul edilen bir kitap. Hatta size ben bir kitaptan bahsetmiştim. Hito Padeşa olması lazım kitabın ismi. Orada da yine bir kral iki tane oğlunun daha iyi eğitim alması için bir öğretmenle işte çalışmalarını istiyor. Bir öğretmenin, bir bilgenin onları eğitmelerini istiyor. Çünkü artık iki tane oğlu da her şeye boş vermiş. Kendi zevk sefalarında işte yaşıyorlar. Kral da endişe duyuyor. Ben diyor öldükten sonra diyor benim yerime geçecek ve işte hani bu zihin yapısıyla giderlerse bunlar nasıl kral olacak? Nasıl bu ülkeyi yönetecekler? Gibi korkuları olduğu için iki oğlunun da eğitilmesini istiyor. O kitapta da bu Kelile ve Dimne öyküsü vardı. Burada tabii ki daha geniş, daha detaylı anlatılmış. Dediğim gibi fable tarzında yazılmış ve yine nasihat dolu, tavsiyeler dolu, insan ilişkilerine dair, yaşama dair, kendimizle olan ilişkimize dair. Bu kitaplar çok kıymetli kitaplar. Bunları ara ara okuma listelerinize ekleyin. Yani tabii ki kurguları okumak, bir fantastik, bir bilim kurgu, işte bir cinayet romanı okumak tabii ki çok keyifli. İnsan ona çok ihtiyaç duyuyor. Sadece kurguyu takip etmek istediğiniz kitaplar dönem dönem insana çok iyi geliyor. Ben de tercih ediyorum ama bu okuma planlarınızın arasına deneme, felsefe, işte ne bileyim daha önceki yıllardan elimize ulaşmış bu tarz kitapları da eklerseniz gerçekten bakış açınızı değiştirecek. Belki bir şeyi sizde fark ettirecek, düzeltmenize faydalı olacak. Ya da zaten işte mevcut halinizde var olan bir durumu daha iyi hale getirecek. Size öğretecek, yol olacak kitaplar bunlar. Onun için Kelile ve Dimne de çok severek okuduğum bir kitap oldu. Yine herkese tavsiye ediyorum. Ve orada Altın Kitapların Düşüncenin Ustaları serisinden 3 kitap gördüm. Onları da ekledim. Schopenhauer, Erasmus ve Wittgenstein'ın böyle Düşüncenin Ustaları serisindeki 3 kitabı da kitaplığıma ekledim. Ve son olarak sahaftan aldığım, unutmuşum onu göstermeyi size, Itaki Yayınları'ndan Edgar Allan Poe'nun bütün şiirleri. Bu şiirleri de böyle ara ara açıp okumaya başladım. Bir tarafından
İngilizce, bir tarafında da Türkçesi şeklinde okuyabilirsiniz. Bakalım nasıl olacak? Evet, benim aldığım kitaplar bunlardı. Son zamanlarda kitaplığıma eklenen yeni kitaplar bunlardı. Aralarında okuduğunuz kitaplar varsa lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Ben de sizin o yorumlarınıza göre okuma listelerimi oluştururken kitapları daha ön sıralara alırım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bambaşka videolarda, bambaşka kitaplarda görüşene kadar sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.